yatağı pozisyonunda çünkü akacak bu böyle. Akıyor, akıyor. Evet, gördünüz mü arkadaşlar? Böyle bir tuhaf hal aldı. Altı aging maskemi kendim yaparım. Abonelerimle de paylaşırım dedim. Ay bu çok kötü. Arkadaşlar, biraz önce kahvemi içtim ve cilt bakımı uzmanımı aradım. Halen daha kapalılar maalesef. Ve düşündüm, cildim çok kötü. Bir iki videodur dikkat ediyorum. Lekeler vesaireler var. Ne yapacağımı dedim. İki tane kürüm var aslında. Bu karantina döneminde falan da çok uygulamıştım onu. Ve çok faydasını gördüm. Ama şimdi tekrar güneşe çıkınca bu lekeleri buradan aldı. Hemen bir peeling, akabinde de anti-aging maske yapacağım. Sizlerle de paylaşayım istedim. Malzemeleri hazırladım. Size yaparken uygulamalı anlatacağım tarifini de. Çok basit 2-3 malzeme ile işi çözeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet. Evet, malzemeyi hazırladım demiştim size. Şimdi size anlatacağım çok kısa. Neye ihtiyacınız var? 2 tane havuç, birazcık süt, birazcık bal. 1 kaşık, 2 kaşık kadar. Ama bir tavsiye, balı hafif ısıtıp da karışıma koyarsanız süper olur. Böylelikle bal cilde daha iyi nüfuz eder ve aydınlık bir cilt sağlar. Şimdi bu maskemiz peeling. Bunu söylemiştim daha önceden. 2 tane havucu doğruyoruz, haşlıyoruz. Çok haşlamıyoruz çünkü içindeki vitaminler bize lazım arkadaşlar. Birazcık süt koyuyoruz ve balı da ilave ettikten sonra gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. İyi ki bu peçeteyi koymuşum, döktüm. Şimdi alıyoruz bunu bir güzel, ama böyle yakınlaştıracağım kendimi. Peeling görevi göreceği için böyle güzelce yedireceğim cilde. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Bu arkadaşlar sivilceleri yok eden bir maske. Ama daha ziyade maskeden önce peeling şeklinde. A vitamininden dolayı cilt aydınlanıyor ve asit baz oranını dengeliyor cildin. Yani lekeleri de yok ediyor. İçindeki balı da hafif ısıttık koyduk ya, o çok iyi oldu. Niye derseniz daha derinin altına nüfuz edecek ve şey yapmış olacak. İyice beslemiş olacak. Aydınlatacak maskenin sonunda. Efendim bunları ben devamlı uyguluyorum. Biliyorum biraz bir iğrenç gözüküyor ama siz bayanlar bazen ne uygulayacağınızı bilmiyorsunuz. Cildinize göre normal şeyleri okuyorsunuzdur Google'dan vesaireden ama yok olmaz öyle. Yani deneyip yanılma yoluyla hangisi iyi geliyor, hangisi iyi gelmiyor ben çok yapıyorum. Bu çok iyi gelen bir şey, maske karışımı. Onun için sizinle hemen paylaşmak istedim bunu. Gözdeciğim sağ olsun kapalıymış madem. Ben de kendi peelingimi, anti-aging maskemi kendim yaparım. Abonelerimle de paylaşırım dedim. Ay burası çok kötü. Yani şunu yaptıktan sonra beklemeyeceğiniz için bu iğrenç sahnede iyice yedirin. İyice her yer yesin. Akabinde komple yıkayacağız zaten lavaboya gidip. Orayı çekmeyeceğim için sorun yok. Evet, gördünüz mü arkadaşlar? Böyle bir tuhaf hal aldı. Havucu şey yaptım bu arada arkadaşlar, söyledim mi size? Böyle püre kıvamına getirdim, yani blenderda birazcık taneli de olsa. Ah şöyle. Haşladıktan sonra blenderda erittim. Nasıl? Spontan çıktı bu peeling olayı ama bence gayet iyi. Şimdi hiç bekletmiyoruz, hemen yıkıyoruz. Çünkü akıyor da zaten, bunu bekleyecekse eğer bekleyebilir. İçindeki bal, süt çok faydalı. Laktoz asit dengesini de sağlıyor ciltte. A vitamini var havuçta. O da asit baz oranını sağlıyor gene cildin. İşte bütün bunlar sivilceyi ve lekeyi yok eden peeling maskesi. Onun için konuşamadım. Anladınız, hadi yüzümüzü yıkayalım. Hadi hemen yıkayalım. Bekletecekseniz de yatar pozisyonda beklemeniz lazım. Onu diyecektim. Ha, unuttum. 15-20 dakika yatar pozisyonda çünkü akacak bu böyle. Akıyor, akıyor. Aydınlandık değil mi? Evet arkadaşlar, biraz döküldü lavabonun içerisine. Çünkü havucu tane tane rende gibi blenderda geçirsem de kaldı o taneler. Ama yani bu her zaman olan bir şey. Endişelenmeyin. Sadece lavaboya gidene kadar bir hışım gitmem gerekti. Hemen şimdi ikinci anti-aging maskeme geçiyorum. Hemen üstüne uygulamam gerekiyor. Çok fazla çene çalmayacağım onun için. Efendim arkadaşlar, gördüğünüz üzere
Burada avokadomuz var. Gene blenderdan geçirdik bu avokadoyu. İçine de gene biraz bal ısıtıp bir yemek kaşığı kadar bal koyduk. Bir iki damla da limon sıktık. Avokadonun içerisinde muhteşem bir E vitamini var arkadaşlar. Aşırı derecede cildinizi besler, nemlendirir, denge oranını sağlar ciltteki. Biz zaten peeling'i yaptık. Havucun o A vitaminini alıp denge asidini ciltteki sağladık. Şimdi avokadonun içindeki yağlarla da güzelce bir besleyeceğiz. Efendime söyleyeyim, bal gene aydınlatacak. Çok güzel bir şekilde şöyle önüme koyayım. Ay, bu dökülmesin. Gerçi bu dökülmüyor. Bu şey balla da böyle bir karıştı ya. Bunu arkadaşlar 15 dakika falan bekletin yüzünüzde. İsterseniz 20-25 dakikada vaktiniz varsa bekletin. Hemen akabinde de yıkıyoruz. Ve üstüne krem de sürmemize gerek yok. Çünkü avokado çok yağlı olduğu için o yağlar muhteşem nemlendirecek. Yaptıktan sonra anlayacaksınız ki hiçbir şekilde krem ihtiyacı duymayacaksınız. Ve aydınlanacak. Balı da ısıttık ya. Cilt muhteşem aydınlanıyor. Bu muhteşem bir anti-aging maskesi arkadaşlar. Bunu ama haftada bir kere uygulayın. Havuç peelingli maskemizi haftanın 2-3 günü uygulayabilirsiniz ama yani zararı yok ama anti-aging haftada bir uygulanmalı. Cilde çok fazla anti-aging maske alıştırmamak lazım. Haftanın 2 günü, 3 günü. Sonra devamlı ister. Bir seyahate gidersiniz, işiniz gücünüz olur. O kadar uygulayamazsınız. Herkes de gidip de ünlü kozmetiklerden bir şeyler alamıyor. Yeri geliyor, kapanıyor zaten oralar. Yaşadık da bunu geçtiğimiz 2 ay boyunca. Onun için bu evde doğal bakım şu an en iyisi. Sadece bir maske fayda sağlarken 2-3 kez yaptığınızda diğer maske sağlamayabiliyor. Şimdi bunu bekliyoruz arkadaşlar. Yüzünü yıkadım arkadaşlar. Gerçekten çok iyi nemlendi ve temizlendi. Arındığını hissettim. O kirli hücreler gitti, gözenekler açıldı. Aslında normal bir hani cilt bakımına ihtiyacı var cildimin. Çünkü 3-4 aydır, 5 aydır yapamıyoruz bunu ve arada gözeneklerin sıkılması gerekiyor. Fakat bunu kendi başımıza yapamadığımız için, cilt bakımı da kapalı olduğu için bu maskelerle temizliğini, arınmasını sağlıyoruz. Ben farkı görüyorum, hissediyorum. Umarım siz de görmüşsünüzdür. Bakın şöyle. Evde bakımı sevdiyseniz arkadaşlar ve yumuşaklığı hissettiyseniz, şahsen ben şu an uygulayarak size gösterdiğim için çok mutluyum. Aydınlık ve yumuşacık bir cildim oldu. Siz de deneyin diyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın, abone olun. İyi ya da kötü yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir başka evde bakım videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.